Değerli arkadaşlar, tekrar selamlar. Bu dersimizde Sitavi programını öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Artık referans nasıl eklenir? Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Referanslar biliyorsunuz çeşitli kategorilere ayrılabilir. Makaleler, kitaplar, editörlü kitaplar, sempozyum kitapları, belge, internet sayfası, online makale. Bununla ilgili mesela kaynak çeşitliliği artık günümüzde çok fazla. Bu konuda yapılan programlar da kendilerini bu şekilde hazırlamışlar ve referansın çeşitliliğine göre eğer kişi istediği şekilde bir referans türü seçerse ona da imkan tanınıyor programın içerisinde. Hemen gösterelim arkadaşlar. Referansı şöyle ekliyoruz arkadaşlar. Burada artı işareti var. Bakın görüyorsunuz. Referans tıkladığımızda böyle bir pencere çıkıyor. Bu pencere eklemek istediğimiz referansın türünün hemen belirlenmesini istiyor. Şöyle kısa olarak mesela kitap yani editörlü kitap ya da süreli bir derginin makalesi gibi şeklinde kendini gösteriyor. Ben dergiden başlayayım arkadaşlar. Onunla göstermeye çalışayım. Dikkat ederseniz onu seçtim. Onu seçtikten sonra da onunla ilgili yani makalenin bilgileriyle ilgili konuşmaya çalışacağım. Şurada dikkat edin bakın overview bu bölüm daha çok mesela şu referans bölümünde ekleyeceğimiz bilgilerin bir özetinin bize burada sunulmasını yani gösterilmesi için ayrılmış. En önemli alan burası arkadaşlar. Burada makalenin ya da diğer yani ki kitabın künyesini giriyoruz. Burada yazarını giriyoruz. Başlığını giriyoruz. Alt başlık olsa bunu bu kısma ekliyoruz. Bunun dışında periyodikal yani makaleyi yayınlayan derginin ismini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Cildini yazıyoruz. Yayınlanan yılı yazıyoruz. Sayı numarasını yazıyoruz. Makalenin dergideki sayfa aralığını yazıyoruz. Evet. Eğer makalenin diyelim ki online bir dergi ise aynı şekilde bu makaleye online olarak bizi ulaştırabilecek linki de buraya ekleyebiliriz. Ondan sonra da eğer online şekilde mesela makale eklenmişse yani online bir makale eklenmişse burada mesela ne zaman bu makaleye erişilmiş onunla ilgili mesela tarihte girebiliriz. Diğer tarafta mesela şurada da bir takım linkler var. Mesela lokal file, internet adres. Buradan da mesela makalenin PDF'sini ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ben hemen bir makale ekleyeyim. Örnek mesela tekrar mesela başka şekilde de makale ekleyebileceğimizi de anlatacağım. Şu anda mesela manuel olarak elle eser eklemeye çalışıyoruz. Kitapta da mesela bir tane de kitap da göstereyim ama önce bir makale ekleyeyim. Mesela diyelim ki bakın önce soy ismini yazıyorum dikkat ederseniz. Sonra diyelim ki adını yazıyorum kişinin. Burada mesela eğer yabancı bir yazar ismi eklenecekse ve bu yazar ismi biraz karışıksa şöyle other tekmesine tıklayalımıza evet yani yazar sekmesine tıkladığımızda yeni açılan bir pencere var. Burada yazarın hemen bakın last name, first name yani soyadı, adı ondan sonra eğer orta adı varsa ya da kısaltma varsa bununla ilgili mesela bilgiler giriyoruz. Eğer eser birden fazla bir yazardan yani oluşturulmuşsa yani birden fazla yazar tarafından oluşturulmuşsa buraya tıkladığımızda yine aynı şekilde diğer yazarı da giriyoruz arkadaşlar. O da zaten burada kendisi de çıkacaktır. Dikkat ederseniz önce soy ismini yazdım sonra da ismi yazdım. Program bu şekilde gösteriyor. Evet. Sonra başlığı yazıyorum. Hemen örnek bir başlık atıyorum işte Osmanlı tarihi. Evet. Tarihi diyelim. Evet. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Bakın mesela künyeleri eklerken özellikle bunları kullanacağız. Bunları Word dosyasında kullanacağı için düzgün bir şekilde eklenmesi gerekmektedir. Diğer tarafta mesela periyodikal olarak mesela nedir? Bu makale nerede yayınlanmıştır? Atıyorum işte Tarih ve Günce dergisi. Evet, Günce. Böyle bu şekilde bir dergi veriyorum. İşte cilt ne 5 işte, ya da volume ne 5 diyelim ki yıl 2012. Ondan sonra 23 sayı. Ondan sonra diyelim ki 56 tire 69 sayılar arasında ne oldu arkadaşlar? Eser kendini gösterdi. Ekledik. Evet eseri ekledik. Diyelim ki bir makaleyi ekledik. Yazarın ismi, eserin ismi, eserin yayınlandığı derginin ismi, cildin sayı numarası, yayınlanan tarih. Burada mesela sayı numarası.
Burada da eserin yayınlandığı sayfa aralığı. O da zaten bu şekilde hemen kendini burada yer ettiriyor. Ben de mesela diyelim ki şöyle yeni bir kategori açıyorum ya da evet, gösterelim size. New kategori. İşte Osmanlı tarihi. Mesela böyle ilgili bir kategori açtım. Dikkat ederseniz buraya tıkladığımda şurada bir eser yok ama burada bir eser var. Yani tüm olarak bir eser eklendi. Ve bu eser halen kategorize edilmedi. Eğer ben bunu seçsem, ya bakın mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum, seçiyorum ve Osmanlı tarihine getirdim. Bakın Osmanlı tarihinde bir. Burada bakın tüm eserler bir. Osmanlı tarihi bir. Burada ama mesela kategorize edilmemiş eser sıfır. Evet, dikkat ederseniz burada eseri ekledik. Şimdi eseri eklerken arkadaşlarıma şunu da söyleyeyim. Daha şu kısımları hiç doldurmadık bakın arkadaşlar. Evet. Şu kısımları doldurmadık. Content ve context bölümünü. Burada diyelim ki eserin yani makalesi de var. Ve bu PDF'si de var. PDF'yi de hemen ekleyeyim. Mesela diyelim ki eserin PDF'si de var arkadaşlar. Mesela şöyle ekleyelim. Bakın PDF geldi. Dikkat ederseniz PDF'yi de buradan okuyabiliyorum. Content bölümünde özellikle abstract yani makalenin özetini eklemek istersem özetini eklemek istersen buradan kopyalayıp şu şekilde mesela yapıştırabilirim. Evet, özeti yapıştırabilirim. Makalenin başlıkları falan varsa bu başlıkları mesela kendimce burada sıralayabilirim. Makaleyi okuduysam okudum yani bana yarar mı yaramaz mı buradan derecelendirme yapabilirim. Ve aynı şekilde değerlendirmesini de yazabilirim arkadaşlar. Context bölümü ne işe yarıyor? Context bölümü daha çok mesela anahtar kelime, ondan sonra kategori, grup. Bununla ilgili mesela işlere yarıyor. Context bölümü. Hemen ne yapıyorum? Diyelim ki bakın bu Osmanlı tarihi. Evet. Osmanlı tarihiyle ilgili bir eser. Enter dedim. Tamam. Otomatikman arkadaşlar buradaki de kategoriyi görüyorsunuz. Bakın tıkladığım zaman hangi kategoride olduğumu görüyorsunuz. Burada da Keywords'da bakın Osmanlı tarihi anahtar kelimesi esere eklenmiştir arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde elle eser nasıl eklenir? Onunla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Ve bir makale ekledik. Önümüzdeki ders bu derse devam edeceğiz. Bu sefer de farklı eserler elle nasıl eklenir? Bunu göstermeye çalışacağım. Kısaca Citavi'de eser bu şekilde eklenir. Şu kısımdaki linkler ne mesela? Buraya tıkladığımızda eğer yani bu eserden başka bir yere atıf varsa ya da başka bir yerden bu eser yani referans olarak göstermişse başka eserleri buradan oraya atıf yapılabilir. Yani bu da demek oluyor ki eğer bu eserin hazırlanmasında kullanılan kaynakçada bulunan eserler sistemimizde de varsa ne yapabiliriz? Bunu birbiriyle ilişkilendirebiliriz. Bu da esere farklı bir bakış açısı kazandırır arkadaşlar. Yani nasıl eserin mesela hangi temel kaynakları kullanarak hazırlandığı konusunda bize bir fikir vermeye çalışır. Evet, dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.